GTA 6'dan önce bunu da gördük. Roblox bugün gelen kararla birlikte Türkiye'de erişime kapandı. Süresiz mi kapandı, geçici mi kapandı hiçbir bilgi bulunmuyor. Yakın zamanda Instagram'ın kapatılmasıyla büyük bir darbe almıştık ki bu sefer biraz daha garip bir darbe aldık. Roblox'u genellikle çocuklar oynasa da her yaşa hitap eden bir oyun tarzı bulunuyordu. Bir anda neler oldu, kararı neresi verdi, sebepler neler? Bu videoda hepsini konuşacağız. Ancak başlamadan önce abone olursanız, video like atarsanız çok sevinirim. Bunları yaptıysanız teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz ki yakın zamanda Instagram'ın kapatılması ile birlikte kafayı yemiştik. Yani ne alaka, nereden çıktı, Instagram kapatıldı falan filan. VPN'lere başvurmuştuk, işte VPN'lerle giriyorduk. Ben çok kullanmadım ama arada bir girdim yani Instagram'a, işte post most attım. Ya bizim milletimiz açısından garip bir deneyimdi. Çünkü ne alaka, bir anda Instagram gitti, sorulmadan, çarpılmadan, hiçbir açıklama olmadan direkt kesildi. Dedik ki tamam, herhalde anlaşma yaparlar, açılır bir süre sonra. Bunlar da çözülür falan filan. Hani biz bunları düşünürken bir anda Roblox'a gitti. Bak platformlara bakıyorum, Instagram'dan sonra YouTube'a geçerler. YouTube'a sıra gelir falan filan. Ben Twitter'a. Ama Roblox'u kapattılar. Şimdi öncelikle VPN'le birlikte Instagram'a girdiğinde girilebiliyordu. Çünkü hani oyunluk bir şey yok, uygulamalık bir şey yok. Ama burada uygulamayla giriyoruz. Hani bir internet tarayıcısı üzerinden kullandığınız VPN'le giremezsiniz muhtemelen Roblox'a. Hani neler oldu, nasıl oldu, neresi karar verdi, sebepler neler olabilir? Çünkü bir açıklama yok ortada, hala çok güncel bir olay. Yeni bir açıklama geldi, videosunuzu çekerim zaten. Şimdi öncelikle kimin, yani neresinin kararı verdiğini açıklayayım size. Arattığımızda, baktığımızda bir açıklama geliyor. Açıklama da şu: Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, bir sebep yazmıyor ama bu şekilde kapatılmış. Yani kapattıran taraf bu. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği. Ne alakada düşünüyoruz? Instagram'a verilen bir sebep vardı. Veya ne bileyim işte Instagram'ın dönütü mönütü bir şeyler. Ama Roblox ne alaka? Söylediğim gibi şu anda bir açıklama olmadığı için, yeni bir konu olduğu için neden kapatıldığını düşündüğüm şeyleri söyleyeceğim ki videonun ileri kısımlarında birkaç tweet de var, yani belki konuyla alakalı hani neler olabilir diye, nelerden kaynaklı olan alakalı tweet var. Öncelikle olası sebeplerden biri, biliyorsunuz ki bu oyunda küçük çocuklar var. Yani bayağı küçük çocuklar oynuyor bu oyunu. Yani tamam, genel kitle hitap ediyor ama genellikle çocuklar oynuyor. Bu kadar çocukların olduğu, küçük çocukların olduğu bir oyunda, ne bileyim işte pedofillik, maciz, bu tarz şeylerin dönmesi. Çünkü Roblox'a bunlar var. Yani herkes de olmasa, her şeyde olmasa bile haberleri oluyor. Globalde oluyor. Belki Türkiye'de önce de olmuştur, hatırlamıyorum. Elbet olmuştur. Yani bunlar oluyor. Belki bundan dolayı diyebiliriz. Bundan dolayı olmuş olabilir diyebiliriz. Bunun dışında işte Filistin, İsrail, bu tarz konularla alakalı oyunlar bulunuyor. Hatta komik bir video da var yani. Instagram'da paylaşılıyor, şey Twitter'da paylaşılıyor. Hani bu tarz konularla alakalı oyunlar var. Camilerin geçtiği. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle anlatayım. Araba kullanabildiğimiz ve camilerin geçtiği oyunlar da var. Hani her tür sebeple çarpılabilir oyunlar. Bu tarz oyunlar dönüyor. Belki bunlar da alakalı olabilir, böyle bir sebep sunulursa. Ama bana kalırsa bundan önceki sunum sebep daha mantıklı ki biraz sonra gösteren tweette de bunu anlatıyor. Yani çok küçük çocuklar var ve Roblox'ta her oyun var. Bakın Roblox engelliyor, tamam mı? İşte cinsellik olan oyunları falan engelliyor. Banlıyorlar. Ama aradan kaçanlar oluyor. Roblox özgür bir oyun olduğu için, hani herkesin oyun yapma oyunu olduğu için bir yandan da. Hem oyun yapma hem oyun oynama. Hani oyun yapanlar her türlü bir şeye ulaşabiliyor çünkü her türlü özgür. Nasıl Minecraft'ta bir yapı yaparken özgürsen, oyun yaparken de öylesin. Ama Roblox tabii ki bu kadar özgürlüğe bakmayıp uygunsuz bir şeyi tespit ettiğinde banlıyor. Ama o kadar kullanıcı arasından da sızıyor. Ana sebep bence bu olabilir arkadaşlar. Ki bu olabilir dediğimizde de aklımıza şöyle bir tweet geliyor. İbrahim Haskoloğlu'nun bir konuyla alakalı tweet var arkadaşlar. Yakın zamanda atılan bir tweet. Kendisi yetkililerle konuşmuş. Fotoğrafını görürsünüz. Yetkililerle konuşmuş. Ve Roblox'u çocuklara göre olmayan içeriklerin yer aldığını ve bu sebeple bu kararın alındığını belirtmişler. Yine bizim dediğimize geliyor ama bu bahsettiğim işte cami falan dediğim kısımla da bağlantılı olabilir de, ana sebep bu yani. Yani söylenene göre, birkaç çalışanın söylediğine göre, yetkililerin kim olduğunu bilmiyorum. Elbet yeni kararlar, yeni açıklamalar gelir. Roblox'ta şimdi bu tweette geçtiği gibi bu tarz şeyler var. İçerikler var, oyunlar var. Tabii dediğim gibi Roblox banlasa da. Ama burada belirtilmeyen şunlar da var Roblox'a bakın. Cinsel içerikli konulu oyunları geçiyorum. Gore, vahşet, cacurt, bunun yanında kumar, bu tarz şeyler var yani Roblox'ta. Roblox bunları engelledikleri de var, engellemedikleri de var, herkesin oynadıkları da var. Yani dolu, her konudan bir şey var. Oyunu oynayanlar küçük çocuk olduğu için verilen karar da, 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar da, Adana 6. Ceza Sulh Hakimliği verdiği karar da bu sebepten dolayı demek ki. Yani mantıklı bir karar mı, değil mi, bunu düşündüğümüzde arkadaşlar şu geliyor aklımıza. Şimdi iki tane şey var. Birincisi haklı olduğu senaryo, ikincisi de haksız olduğu senaryo. Şimdi Roblox'un dediği gibi böyle oyunları var ama bence bu kadar büyük bir oyun yapıyorsa bunun denetimini sağlam yapmanız lazım. Yani nasıl yapılabilir, o da ayrı mevzu. Çünkü oyun yapıyor sonuçta. Birisi oyun yapıyor ve özgürce modeller üretebiliyor. Bakın sıfırdan model üretebiliyor. Orada olan modelleri kullanabiliyor. Öyle uygunsuz modeller de bulunuyor Roblox'un stüdyosunda. Hani ve bunu Roblox'un keşfetmediği türde, hani fark etmediği bir senaryoda bulmaları imkansız gibi. Hani bir ekip ayarlamalı lazım ki her gün oyunlara bakacaklar, yeni gelen oyunlara ve uygunlu mu uygunsuz mu, bunlara bakacaklar. Böyle bir olasılık. Bunu yapmıyor Roblox. Belki yapma
yapmak çok zordur ki bence de öyle. Çünkü milyonlarca, belki milyarlarca kişi oynuyor bu oyunu. Ya diğer olasılığı da düşünemiyorum. Çünkü hani Roblox'ta herhangi bir oyunu istediğin gibi oynayabilirsin, anladın mı? Oyuncunun kararına bağlı. Ana sayfa mesela burada bahsedilen oyunlar çıkmıyor arkadaşlar. Hani bunu kesinlikle söyleyeyim. Siz Roblox'un ana sayfasına girdiğinizde kapatılma sebebi olan içerikler gözükmüyor. Popüler, daha da uygun olan oyunlar çıkıyor önünüze. Yani hiçbiri aramadığınız sürece çıkan oyunlar değil. Bu yüzden böyle bir mevzu var. Ayrıca şunu da düşünüyorum. Roblox taraflı bir açıklama gelir mi diye düşündüm. Çünkü biliyorsunuz Roblox'u oynayan, ya ülkemiz olarak bence Türkiye, Roblox oynayan sıralama varsa böyle bir sıralama, bence bir ilk 5'te vardır. Belki ilk 3'te, belki de 3. sıradadır, bilmiyorum. Yani Roblox'u oynayan en çok ülkelerden biriyizdir bence. Çocuklar olarak. Çünkü çok çocuk oynuyor arkadaşlar. Yani herkes oynadığı bir oyun hemen hemen. Bu yüzden Roblox taraflı bir zarar mı artık bilmiyorum. Hani bir dönüt olabileceğini düşünüyorum. Ama artık kim şeye geçecek? Mesela Instagram Meta. Meta'nın, ya Meta adına ve Meta tarafından bir şeyler dönüyor. Ama şimdi Roblox bilmiyorum önemsemeyebilir diye bir düşünce var aklımda, ama bence dönüş yaparlar. Çünkü en çok oynanan ülkelerden biriyiz. Abi gerçekten GTA 6'dan önce bunu da gördüğümüzde şaşırıyorum. Yani sıra YouTube'a gelecek gibi. Bundan sonra artık Roblox'tan sonra YouTube. Sonra Minecraft. Bir zamanlar Minecraft meselesi de vardı. Minecraft için imza kampanyası yapıyorlardı. Belki Roblox'a da yaparlar da bir işe yarayacağını sanmıyorum arkadaşlar. Daha bu haberlere de çıkar diye düşünüyorum. Abi gerçekten enteresan bir konu ya. Yani Roblox dediğim gibi şu kesin arkadaşlar. Roblox'a girdiğinizde siz klavyeden aratmadığınız sürece böyle oyunlar karşısına çıkmıyor. Ana sayfada önerilen, uygun olan oyunlar çıkıyor. Ya buradaki tek anormal etken oyun yaparken o modellerin yaratılabilmesi, yapılabilmesi, hazır modeller bulunması falan filan. Ha bu arada bilmiyorsanız ben araştırma gördüm. Deli manyak oyunlar var. Yani gerçekten de yasaklanmasını sağlayacak, yasaklanmasında hak çıkaracak gerçekten çok garip oyunlar var. Ha bunu araştırıp görebilirsiniz. Ben video koyarsam video kaldırılır yani. Öyle garip şeyler var. Her konudan işte bu bahsettiğim konular, ne bileyim bahistir, cerdir, bir sürü şey var ve bir yandan diyorsun ki evet saklanabilir bunlardan dolayı, ama bir yandan da diyorsun ki normal Roblox aratmadığın sürece bunları göremiyorsun. Abi doğru, bu olasılıkta da bu masum bir şey değil. Roblox bunları zaten bir denetime sokup her türlü engellemeleri lazım. Roblox işte bu profillik olayları falan dönüyor ev. Yani bunları Roblox'un çeki düzen vermediği sürece Roblox'una tekrar açılacağını sanmıyorum. Çok derken konuşmayayım. Bir bakıyor ertesi gün açılmış. Yani çok erken konuşmuyorum ama bu gidişat, bir dönüş alınmadığı sürece hiçbir şey belli olmaz. Bu arada arkadaşlar videoda bahsetmemişim ama dediğim gibi bu oyunun içeriğini üretenler de çok. Yani YouTube'da veya oyun için tabii oyun geliştirileri de var. Deli paralar dönüyor üstünden. İnsanlar buradan para kazanıyor. Ama onun yanında bunu YouTube içeriği olarak da yapan çok kişi vardı. Bu adamlara ne olacak? Oyun yapanlara ne olacak? Çünkü sonuçta ekmek teknesi gibi aslında. Ve bir anda sıfırdan şey oldu. Yani direkt gitti. Aynı Instagram'da da aynısı olmuştu. Instagram'da maddi gelir olarak hani ekmek teknesi olarak gören bir sürü hesap vardı ama tık diye gitti. Başka da güncel bir konuya, yeni bir konu olduğunda zaten size direkt ileteceğim arkadaşlar. Videosunu çekerim, bir şey yaparım. Sizce Roblox'un kapatılması mantıklı bir karar mı bu sunduğum gerekçelere dayanarak, yoksa mantıksız bir karar mı? Sizce geri açılır mı? Bunu yorumlara lütfen yazın. Lütfen aşağıdan abone olun, like atın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.